Merhaba, bugün sizlerle birlikte bir yorum videosu çekmeye karar verdim. Krallığı Öldürmek kitabını. Bunu daha önceden bir alışveriş videosunda göstermiştim. 11 liraya mı 12 liraya mı öyle bir fiyat almıştım. Yani fiyat açısından iyi. Bazen Amazon'da 10 liraya falan da düşüyor. O yüzden bence fiyat olarak gayet iyi bu pahalı bir devirde diyebilirim. Ben de bu kitabı okudum ve sizlere yorumunu paylaşmaya karar verdim. Kitabın akıcı ve zevkli okunan bir kitap olduğunu söylemem lazım. Başta konu olarak farklı bir konuya sahip ve bana şeysi verdi, Deniz Kızı, Disney'in Deniz Kızı hikayesinin hissini verdi. Sirenler ve deniz kızları var ama onlar biraz ürkütücü ve farklı bir şekilde oluşturulmuştu. Başrolümüz Lyra adında bir prenses, bu siren ve prenslerin kalbini alıyor. Her doğum gününde bir kalp alıyor, 17 tane kalbe sahip. 18. doğum gününe yaklaştığı bir sürede başlıyor hikayemiz. Bir de prens olan bir karakterimiz var. Onun ismi de Elian. Zengin bir krallığın prensi. Bu prensimiz işte prensesimiz bir olaya karışıyor ve bundan dolayı onun kalbini almak istiyor. Ama bu prens de korsanlık yapıyor ve sirenleri avlıyor. Yani tamamıyla birbirlerine düşünenler, hater to lover kavramının sahip bir kitap olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Hatta başta şey düşündüm, hani nasıl tanışacaklar ve nasıl hani birbirleriyle konuşup anlaşabilecekler. Çünkü birbirini öldürüyor. Tamamıyla düşman kavramlar ve zıt kavramları savunuyorlar. Kitabın ilerleyişi güzeldi. Bazı kısımlar daha kısa, bazı kısımlar daha uzun tutulabilirdi. O şekilde düşünüyorum. Çünkü sonu böyle çok hani Disney vari bittiğini düşünüyorum. Hani tamamıyla hani dediğim bence anlaşılıyorlar ama yine de işte olaylar, karmaşalar geliyor, yanlış anlaşılmalar, şunlar bunlar. İşte sonunda savaş, bundan ne ve mutlu gibi. O şekilde ilerlediği için bana Disney vari hissi verdi ve Deniz Kızı'nı o şekilde, o yüzden benzettim. Yoksa hani her konu açısından da böyle ona çok benzediğini söyleyemem. Çünkü sirenler çok vahşi ve böyle çok farklı tanıtılmış. Daha böyle kanlı ve daha şey bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ama böyle çok aşırı da şey bir havası yok. Sadece biraz karanlık bir atmosferi vardı. Onun dışında yine bir maceraya ve bir şey bulmaya odaklı bir kitaptı. Karakterleri sevdiğimi söyleyebilirim. Oluşturulan karakterler böyle atmosferi güzel ama belki bir tık daha iyi tanıtılabilir miydi? Olabilirdi. Sadece Elian ve Lyra'ya değil de diğerlerine de bir tık odaklanılabilirdi ama odaklanmaması benim için bir sorun oluşturmadı. Elian karakterini sevdim. Güzel bir karakterdi ama ondan çok ben normalde erkek karakterleri de severim ama bu kitapta benim için favori Lyra oldu. Lyra biraz daha diğer başrol kız karakterlerinden farklı bir karaktere sahipti. Oluşturduğu karakter, dik başlılığı ve vazgeçmeyişi, işte olayları benimseyişi vesaire olarak sevdiğim bir karakter oldu. Çok farklı ve güzel bir karakterdi. Biraz vahşi ama işte içinde vahşi bir taraf olan ama mantıksal olarak düşünebilen güzel bir karakterdi. Gerçekten sevdiğim bir karakter oldu. Kitapta onun konuşmaları vesaireleri olaya güzel bir atmosfer kattığını düşünüyorum. Deniz kızları çok farklı tanıtılmıştı. Böyle daha sirenlerden bile daha vahşi ve daha farklı kavramlar olarak tanıtılmıştı. Onların da o şekilde farklı ve böyle daha deli, daha şey olmaları güzeldi. Keşke onlardan bir tık daha bahsedilebilirdi. Sadece kitabın baş kısımlarında varlar. Sonra çok gözükmüyorlar. Kitabın sonu biraz acele gelmiş gibi hissettirdi. Şu şekilde söyleyebilirim. Okuması zevkliydi ve gayet akıcıydı. Çok kolay bir şekilde okutuyor kitap. Ama böyle muazzamdı, çok aşırı güzeldi diyebileceğim bir kitap olmadı. Ama fiyat performans olarak düşünürsem okunabilecek ve alınabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama hani böyle muazzamdı, en favorilerime girer diyebileceğim bir kitap değil. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben fantastik çok okuyan bir insanım. Belki bu yüzden de bana o kadar şey gelmemiş olabilir. Ama yani çok fantastik okumuyorsunuz, sizi daha çok sarabilir. Disney evrenini seviyorsunuz vesaire. Gerçi ben de Disney evrenini severim ama. Zaten bayağı bir alıntı ve post-it koydum. Yeşil post-itlerden, mavi post-itlerden. Yani böyle hani zevkli bir okuma süreci olduğunu söyleyebilirim. Bu şekildeydi. Alıntılarına bakmak istiyorsanız Instagram'a uğrayabilirsiniz. Güzel alıntıları olduğunu düşünüyorum. Güzel bir post hazırladım. Onun dışında bu şekildeydi. Eğer bir sorunuz varsa yine sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadardı. İyi günler.